Merhaba arkadaşlar. Lafı hiç uzatmadan bir open card kurulumu yapacağım. İşte çekiyorum böyle videolar. Hani ben yapıyorsam başkalarının da ihtiyacı varsa yararlansın diye. İşte bir tane reklam meklam çıkacak. Ona tıklarsanız iyi olur. Tıklamazsanız keyfiniz bilir. Open card'ı arkadaşlar indirmek için çok basit. Google'a open card yazıyorsunuz. Opencard.tr.com var. Buraya girdiğiniz zaman burası open card'ın resmi olarak bir bağı olmayıp tamamen destek amaçlı kurulmuş olan bir web sayfası. İşte reklamlardan falan para kazanıyor bunlar da. Open Card'ı indirmek için bu siteye girin arkadaşlar. En güncel sürümünün Türkçe olan versiyonunu şu sağ köşeden görebilirsiniz. Biraz kasıyor, kusura bakmayın. Ama benlik değil. Türk Telekom'un azizliği ve bugün pazar, herkes evde porno izliyor. Türkçe tam sürüme bastığımız zaman arkadaşlar bizi bir Google Drive sayfasına gönderiyor falan filan. Buradan dosya indirmeyi zaten biliyorsunuzdur. Hani çok basit. Şuraya şimdi bir tane düğme gelecek, indir falan. Ama ben sizi uğraştırmıyorum. İnmişi var. Direkt inmişiyle sizi baş başa bırakacağım. Şuradan sitemize bağlanalım. Abi geçen Filipinli bakıcı. Bugün erotik shop sitesi. 10 numara işler yapıyorum değil mi beyler? Bu arada ben içerisine attım. Hani size hangi klasörü atmanız gerektiğini söyleyeyim. Klasörü çıkarttıktan sonra bak şöyle bir şey gelecek. Tamam mı? Şuradan tam sürüm ana dizine yükleyin. Şurayı tutup Publish HTML klasörünün içine atıyorsun abi. Bir de şunu sil. Bir boka yaramıyor. Koymuşlar oraya. İndirme de böyle işte. İndir falan filan. Şimdi kuruluma geçelim arkadaşlar. Bakalım en temiz kurulum nasıl yapılıyor. Install'e girdiğimiz zaman yükleme muhabbetine bir lisans anlaşması geliyor. Bunu böyle okudum ayağına kabul ediyoruz ki yani zaten Türkiye'nin %80'ini sorsan İngilizce biliyor, sorsan bilmiyor. Şimdi bakın arkadaşlar burası çok önemli. Publish HTML'in içinde config.php eksik diyor. Tamam mı? Burada yapılması gereken muhabbet şu. Ama her sunucu da aynısını söylemiyor. Bir admin klasörünü kontrol edelim. Config list. Zaten bu klasörler yok. Devam et dediğimiz zaman devam edemiyoruz. Config.php. Demek ki bu sorunu çözmemiz lazım. O zaman ne yapacağız? Şuradan UTF bumsuz kodlama. Ben Notepad'de boş bir tane klasör açıyoruz. Bizden ne istiyordu? Bir tane config.php. Bir tane de gene config.php. Sonra biz bunu tutuyoruz abi. Bir tane ana dizine yapıştırıyoruz. Publish HTML'in içine. Bir tane aynı dosyayı tekrar adminin içine atıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki arkadaşım ben hataları giderdim. Bir yenile bakalım. Neyin var neyin yok. İyi güzel. Hemen kurulum yap diyor. C paneline girdin. Veri tabanı oluşturmadım yine. Biraz geç kaldım. Buradan MySQL veri tabanı. Buradan hemen bir veri tabanı da oluşturdum. Bak, düzeltiyorum. En başından söylüyorum. Bak, ben lafı uzatmadan kurulum yapıyorum. Tamam mı? Video kasıyor. Video çektiğim için. O yüzden hani bana laf yapma. Anladın mı? Yani bana laf yapma. Yani. Evet, shop.tb kullanıcının da oluşturduktan sonra beyler ne yapıyorduk? WordPress'ten hatırlayan vardır belki. Ya bunu da bilmeyen zaten yoktur da. İşte veri tabanıyla kullanıcıyı eşleştiriyoruz. Tamam mıyız? Tamamız. Evet, veri tabanı parolasını yapıştırdık. Kullanıcı adıyla veri tabanı isimleri zaten aynı. Sunucu adı her zaman localhost. Değişmez. Portu da değiştirme. Ama bak tablonun en ekini her zaman değiştir. Neden? Saldırırlarsa öperler, bırakmazlar. Tamam mı? Ne yapabilirsin? Domain iki kelimeyse benim gibi böyle işte hani baş harflerini yazabilirsin. Buraya bir tane kullanıcı adı şifre parolanı oluşturabilirsin. Kullanıcı adı şifremizi oluşturalım. Evet. Evet beyler, şifreyi görünür olduğu için bir daha değiştirmeye üşendim. O yüzden ilk kurulumda değiştirmesi biraz sıkıntı oluyor açıkçası. Şaka şaka üşendim.
Kurulum bu. Kurulum bittikten sonra buradaki install klasörünü siliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra bakıyoruz mağazaya git. Hadi mağazaya gidelim. Bakalım nececik çıkacak. Evet, open kartımız kurulmuş. Bir de yönetim paneline devam etsin buradan. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi olayı bu. Bu kadar basit yani. Hani kullanımı da kolay open kartın. Şuradan da bir giriş yapalım. Gördüğün gibi muhabbet bu. Bütün arkadaşlara bir dakika, depolama dizinini web dizinin dışına taşımanız çok önemlidir. Depolamanın elle taşı, otomatik taşı ya. Aynen taşı. Tamam. Önemli güvenlik bildirimiymiş. Evet beyler, bitti. Olay bu. Bundan sonrası için ek videolar çekeceğim. Şimdi birazcık bu siteyi toplayacağım falan filan. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın falan filan. Görüşmek üzere.